السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين. مدد يا رسول، مدد يا سادات وأصحابه، مدد يا مشايخنا الدستور. مولانا إن شاء الله فزنا وصلنا شيخ محمد الحقان، مدد طريقتنا الصحبة والخير في الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءت سكرة الموت ما كنت ما تحيد. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Azimüşşan'da buyuruyor. Ölüm sarhoşluğu gelip insana çattığı vakit insan şaşırır. Ondan kaçınıp dururdu. Kaçınacak yer yok. Sonunda herkesin başına gelecek bir şeydir. Haktır. En büyük hakikat ölümdür. Onun hazırlığını yapması lazım insanın. En büyük hazırlık da namazlarını, ibadetlerini ahirete bırakmamak. Ahiretin hesabı zordur. Dünyadaki hesabın her bir namaz için 80 sene onun borcu kılacaksın. Onun için bu gelmeden önce insanoğlu Müslüman olan onu ihmal etmemesi lazım, ona dikkat etmesi lazım. Kaçırdığı varsa namazlardan, oruçlardan ne varsa onları tamamlamaya uğraşsın. Tabii hepsini yapamaz insan. Yapabildiği kadar yapacak. Kalanı Allah niyetine göre verir insanın inşallah. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. İnsan bir borç aldı mı birinden, o borcu niyetini vermekse Allah kolaylık gösterir. O borç ödenir. Yok alıp da şimdiki çoğu insan yaptığı gibi alayım borçta ondan sonra ya öderiz ya ödemeyiz derse ödenmez o vakit. Bu da aynı şekildedir. Namaz da aynı şekildedir. Onu kılacağım, kazasını yapayım dersen Allah'ın izniyle yaparsın, bitirirsin. O hakiki ihlaslı insansan gene yapmaya uğraşırken yapamadan ahirete geçersen o vakit Allah'la aranda o niyetine göre Allah seni affeder inşallah. Bu ölüm herkesin tadacağı şeydir. Şeyde, bu namaz içinde Arapların şeyi var. Bir korku, bir şey oldu mu? Câkil mevt ya tarik-i salâ. O namaz terk eden insan, bey namaz insan ölüm geldi sana. Yani öyle bir şey ki onun telafisi olmayan artık insanın helak olmuş gibisinden. Yani bir suçüstü yakalanırsa, bilmem bir şey olursa onu söylerler. Demek ki o büyük bilmeden o başka şeyler mana söylüyorlar ama esas manası Allah muhafaza namazları borçlu olarak gitmemek lazım. O en tehlikeli şeydir. Allah muhafaza etsin. Allah insanlara hidayet versin. Kıymetli şeyleri bilsinler. Kıymetsiz şeylere bakmasınlar.